Arkadaşlar sizlere Renault 9 aracımızın Renault 9 Broadway, Fairway, Renault 11 hepsi aynı zaten. Bilye değişim işlemini göstereceğim. Renault 19 da aynı şekilde. Porya bilyasını değiştirmek için arkadaşlar aracımızı aksın göbek somununu yerinden çıkarmamız gerekiyor. Teker gördüğünüz gibi inik vaziyetteyken buradaki 30 lokmalı somunu yerinden gevşetmeniz gerekiyor. Yoksa zor oluyor gevşetme işlemi. Bu şekilde 50 açılacak şekilde getirdikten sonra tekeri söküp diğer işlemlere geçebiliriz. Göbek somununu gevşettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizle şöyle açılacak şekle getiriyoruz. Şöyle açılacak şekle getiriyoruz. Ardından bijonlarımızı, gevşetmiş olduğumuz bijonları söküyoruz. Bijonları söktük. Tekeri yerinden alabiliriz. Tekeri yerinden aldık arkadaşlar. 17 numaralı anahtarın vasıtasıyla dört başının somununu yerinden çıkartıyorum. Rot başının somununu yerinden çıkarttım arkadaşlar. Şimdi rot başını sökme işlemine geçeceğim. Rot başını sökerken şurada gördüğünüz gibi boşluk var. Buradan bir demir koyarak şu kısma, şuraya, içeriye, kenarlara zarar gelmeyecek şekilde buradan vurarak yerinden çıkartacağım. Rot başımı yerinden çıkarmak için arkadaşlar şöyle bir parça kullanıyorum. Bunu şu şekil koyuyorum. Bu şekil koyuyorum. Üstten çekiçle vurmak yardımıyla yerinden çıkarıyorum ki dişler vesaire hiçbir zarar görmesin. Şu şekilde üstten vurduğumda şöyle rot başımız yerinden çıkmış oluyor. Şimdi fren kaliperini sökmeye geçebilirim. Fren kaliperini sökme işlemini gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekil gördüğünüz gibi fren kaliperi şöyle alt kısımda aks taşıyıcıya bağlayan 18'lik bir civatası var. 18'lik civatayı. Bir tanesini söktüm. Aynı şekilde bir adet de yukarıda var. O 18'lik civatayı da yerinden çıkartıyorum. 3 tarafta. Bu civatayı da söktüm. Kaliperimizi çektiğimizde şöyle yerinden alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde kaliperimizi sökmüş olduk. Şimdi disklerimizi sökeceğiz. Şuradaki 2 adet civatayı yerinden çıkartacağım. Disklerimizi yerinden çıkarmak için arkadaşlar şöyle T40 anahtar yardımıyla ben gevşettim. Siz de gevşetmede bu şekilde sıkıntı yaşarsanız şöyle diski tutturarak veya aracın üzerinde kaliperleri sökmeden önce frene basarak da sökebilirsiniz. Benim disklerim hava soğutmalı disk olduğu için şu şekilde anahtarı takıp kitleyip basit bir şekilde sökebildim. Yani şöyle şu şekilde dizimle kitledim diskimi. Şu şekilde de yerinden çıkardım. Sizin aracınızda hava soğutmalı disk olmayacağı için Renault 9'larda çünkü hava soğutmalı disk yoktur. Kaliperi sökmeden
frene basarak sökebilirsiniz. Disk merkezleme cıvatalarımı yerinden çıkartıyorum. Ardından diskim zaten şöyle oynattığım zaman kendiliğinden basit bir şekilde yerinden çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde diskimi sökmüş oldum. Poryamız bura arkadaşlar. Sizin poryamızda sıkıntı yok. Bilyemizde sıkıntı var. Buranın içerisinde bilye. Şimdi amortisörlerin cıvatalarını sökme işlemine geçiyorum. 18 numaralı anahtar yardımıyla amortisör cıvatalarımızı yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonunu söktük bir tanesini. Üsttekini sökeceğiz. Gördüğünüz gibi çıkardık arkadaşlar. Şöyle ittiriyoruz ileriye doğru. Mult attığımızda zaten kendi çıkar otomatik. Şöyle hafif tık tıklayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çıkardık. Göbek somununu yerinden alıyoruz. Şimdi şu alttaki şuradaki rotil somununu yerinden çıkaracağım ve cıvatayı yerinden alacağım. 16 numaralı anahtar yardımıyla rotil somununu yerinden çıkartıyorum. Ardından şu şekilde sivri bir cisimle vurarak rotil cıvatasını yerinden çıkartacağım. Rotil cıvatasını yerinden çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Aks kafasını yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle taşıyıcıyı aşağıya bastırıp zaten şöyle şu şekilde basit bir şekilde çıkmış oluyor. Şimdi şuradan rotilimizden ayırma işlemine geçiyorum. Bu şekilde bir kama çakarak arkadaşlar şöyle biraz zorladığımızda zaten parçamız bu şekilde yerinden çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçamız bu. Poryemiz de bu. Bunu şimdi sanayiye götürüp bilyeyi içeriye presletmemiz lazım. Kendi pres makinem olmadığı için ben mecburen böyle işleri sanayiye gitmek zorunda kalıyorum mecburen. Gördüğünüz gibi diğer işlemleri sanayide devam edeceğiz. Şimdi sanayiye geçiyoruz. Poryamız çıkarıldı. Bilyamız yerinden çıkartıldı şu an. Bilyemizin yatağı temizlendi ve yerine takılıyor. Bilyemiz yerine takıldı şu an.
Poryamız yerine takılıyor. Presleniyorum. İşlemimiz tamamlandı gördüğünüz gibi. Pres işlemi bu şekilde. Arkadaşlar bilyemizi çaktırdık gördüğünüz gibi. Renault 9 için, Clio için SNR parça referans kodu bu arkadaşlar. Alacağınız bilyeyi mutlaka SNR veya SKF gibi bilindik kaliteli markalar alın. Bilye önemli bir malzeme çünkü. Parça referans kodu bu. Bu parçayla Renault 9'a, Renault 19'a da aynı bilye takılıyor. Clio'ya da aynı bilye takılıyor. Preslettik arkadaşlar bilyemizi. Biz segmanımızı da değiştirdik. Şu segman buraya kaynama yapıyor. Zamanla sıkıntı çıkarabilir. O yüzden bu segmanı da mutlaka değiştiriniz. Şimdi montaj işlemine geçiyorum. Aks taşıyıcımın montaj işlemine geçiyorum. Şöyle, şu şekilde parçamı yuvasına oturttum gördüğünüz gibi. Şurada delikten bakıyorum. Bakın delikten baktığınızda rotinin az önce gösterdiğim kanala sorunsuz şekilde girdiğini göreceksiniz civatanın. Şöyle hafiften tık tıkladım. Şimdi civatamın sıkıştırma işlemine geçiyorum. Rotilimin civatasını sağlam bir şekilde sıktım arkadaşlar. Aksımızı arkadaşlar şu şekilde frezelerini şöyle yerine oturtuyoruz. Ardından amortisör bağlantı civatalarımızı yerine takacağız. Birini taktık. Diğerini takmak basit. İleriye doğru itiyoruz. Böyle takılmış oldu. Civatalarımızı sıkıyoruz. 18'lik lokma yardımıyla. Taşıyıcımızın montajını tamamladık. Şimdi fren disklerini takacağım. Diski takıyorum. Diski takmadan önce şu kısmı güzelce temizledim arkadaşlar. Taktıktan sonra da her zaman şu şekilde bir kere diski yerinde döndürün mutlaka. Şöyle döndürüp içini temizleyip böyle yerine takın. Merkezleme civatalarını takıyorum. T40 anahtar yardımıyla.
Bunu daha sonra kaliperi taktıktan sonra freni sıkıp da tekrar sıkarsanız daha sağlıklı olur. Şimdi fren kaliperlerimi takma işlemine geçiyorum. ...18'lik civatalarımızı yerlerine takıyorum. Son sıkıştırma işlemini yapıyorum kaliperlerimi. İyice sıkıldığından emin oluyorum. Fren kaliperlerimi taktım arkadaşlar. Göbek solunumu yerine takıyorum. Sonuna kadar sıkmanıza gerek yok. Aracı tekerden indirdikten sonra sıkacağız. Şimdi rot başımın solunumunu yerine takacağım. Montaj işlemim bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön takımı bitirdik. Tekeri takarak işlemi sonlandıracağız. Teker bilyesi değişim işlemi de arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dediğim gibi son olarak bu civatayı, bu somunu kesinlikle tekeri taktıktan sonra sıkmayı unutmayınız.